mülakatla ilgili olarak geçmişte kim ne demiş, kim itiraz etmiş, bugün kim ne diyor? Erdoğan diyor ki mülakatı kaldıracağız. Mülakat kaldırılacak. Torpille kökten son verilecek. Mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim? HPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can'ı dinlemiştim. Salih Can da aday. Hemen hemen her konuşmasında, kürsüye her çıktığında söyledi. Mülakatı kaldıracağız dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu son olarak 11 Nisan 2023'te saat 14.12'de bir kez daha yineledi o sözünü. Devlette liyakati sağlayacağız ve sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamasını yapacağız. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Tanıdık geliyor. Ortaya çıkan bir gerçek var. Erdoğan artık ülkeyi yönetemiyor. Dolayısıyla Erdoğan bizi izliyor. Biz ne dersek oradan kapıp ben bunu yapacağım deme noktasına geldi. Erdoğan'ın yapması gereken vaat vermek değil, İzzet-i İkbal ile Babı hükümetten çekilmektir. Çünkü hem Türkiye'yi yordu hem kendisi yoruldu. İşin içinden çıkamıyor. Kılıçdaroğlu'ndan yıllar sonra ve hatta tam da 2 saat sonra Erdoğan getirdiği mülakat sisteminin kaldırılacağını vaatleri arasında saydı. Neden getirdi, neden kaldırıyor soruları beraberinde gelirken Kılıçdaroğlu da Çanakkale'den karşılık verdi Erdoğan'a. Mülakatta yapılan haksızlıkları dünyada herkes duydu. Yeni mi duyuyor kendisi? Pek çok yerde haksızlık hala devam ediyor. Benim vaatlerimin Erdoğan tarafından tekrarlanması güzel bir şey. Çünkü en azından benim ne kadar doğru ve sağlıklı hesap yaptığımı o da anlamış vaziyette. Kılıçdaroğlu KPSS'de yüksek puan almasına rağmen mülakata takılanların sorunlarını yıllardır dile getiriyor. Hatta kanun teklifleri de verildi pek çok kez. Özellikle de öğretmen atamalarıyla gündemde mülakat tartışması. 85 puanla atanamıyorum ben ya, 197'ciyim. Atanamıyorum ya, atamıyorsunuz bizi. Yalnızca eğitimde de değil, kamuda hemen hemen her alanda devreye sokuldu mülakat. Kadrolaşma aracı olarak kullanıldı, kullanılıyor eleştirileri sürerken KPSS'den 90 ve üzeri alan 50-55 puanla elendi sözlü sınavda. TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bunlar, bu kararlar alındı? Babam beni okutmak için bel fıtığı oldu. Yıllarca emek verdi. Ama benim hakkım gasp edildi. Mülakatlar sadece hak kaybına da neden olmadı. Atanamayan öğretmenler, sözlü sınavda elenenler canına kıydı. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde Erdoğan yıllar sonra Kılıçdaroğlu'nun sözlerini vaat olarak sahiplendi. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Ama size sözüm söz, devlette liyakati sağlayacağız ve sözlü sınavı kaldıracağız. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Gençlerin sınavdaki başarı sıralamasına göre Sayın Erdoğan bunu ifade ediyor. Yıllardır da hani AKP iktidarı 2003'ten beri Türkiye'de mutlak iktidar, tek iktidar, tek parti hükümeti olarak bulunuyor. Peki olması gereken buyduysa niçin mülakat bu kadar yoğun bir şekilde kamuda her yerde uygulandı? Ve mülakatta sorulan sorular yıllardır gündemde. Bakın şimdi şöyle biraz geçmişe gidelim. Örneğin bu 2011 yılında eski MHP milletvekili Alim Işık'ın sorduğu sorular efendim. Yani 1 Ağustos 2011 yılında zabit katipliği için bir sınav açılmış. O sınavın yazılısından sonra da mülakat başlamış ve mülakattaki sorular gündem olmuş. Meclise taşımış bu soruları Alim Işık. Hangi sorular, onlara biraz yakından bakalım efendim. O sorular şöyle: Bülent Ersoy kaç yılında gerçekleştirilen ameliyatla kadın olmuştur? Mülakatta sorulan bir soru. Katip zabitliği için. Yine kuduz aşısını kim bulmuştur? Penguenlerin dişleri var mıdır? Uzayda diğer gezegenlere göre ters yönde dönen gezegen hangisidir? Örümcek adamın annesinin adı nedir? Titanik gemisinde kaç yolcu vardı?
ve hayatta kalanların isimlerinden üçünü sayınız. Atatürk'ün köpeğinin adı nedir? Ulubatlı Hasan kaç ok yemiştir? 2011 yılında bu sorular sorulmuş. Mülakatta soruluyor. Adalet Bakanlığı bir sınav açmış. Sorular bunlar. Sadece 2011 yılında mı? Yine mülakat devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Bakın bu da 2016 yılında Orhan Düzgün, Tokat milletvekili, CHP milletvekilinin sorduğu bir soru. Bu mülakatlarla ilgili olarak ne yapıyorsunuz? Çünkü acayip sorular sormaya başladınız diye meclis gündemine taşınıyor. Türkiye'de hak, özgürlük, eşitlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kez Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yazılı olarak cevaplandırsın diye soruyor CHP milletvekili. Cezaevinde yatan gazeteci ve yazarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir öğretmen adayına bunu niye sorarsınız ki? Amaç belli. Ne düşünüyorsun bir bilelim. Ergenekon hakkında ne düşünüyorsunuz? Gezi Parkı olayları karşısındaki tutumunuz nedir? Sana ne? Ben öğretmen olacağım. Mülakatta bunu niye soruyorsun? Amaç başka. Türkiye demokratik bir ülke midir? Vallahi size sormak lazım böyle bir mülakat yaptığınıza göre. Apo siyaset yapmalı mı? Kars'ta yağan kar tipi, Kafkasları kurtaran lider kim? Eşinin çalıştığı dershane hangisi? Türkiye 2023'te gelişmiş ilk 10 ülke arasına girer mi? Vallahi 2023'e geldik, girmedi. Ne dese mümkün değil, zaten mülakattan geçemiyor. Türkiye'nin 2013 ekonomik büyüme oranı kaçtır? Evrim teorisine inanıyor musun? Başbakanın 3 çocuk demesi hakkında ne düşünüyorsun? ODTÜ'deki direniş hakkında ne düşünüyorsun? Bu sorular efendim. Hatta devam eden sorular var. O sorular içerisinde mesela Cumhurbaşkanımız konuşmasında nelere değindi? Mülakatta oraya gelen konuyla ilgili olarak öğretmense ya da işte Adalet Bakanlığı'nda bir yere girme düşüncesinde olansa, kamuda bir yere yerleşme düşüncesinde olansa Cumhurbaşkanımızın konuşmasında nelere değindi? Reis deyince aklına kim geliyor? 15 Temmuz sürecini değerlendirin gibi sorular var efendim. Ve bu mesela reis denilince aklına ne geliyor sorusu yine meclise taşınmıştı. O dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav dairesi başkanı Bayram Çetin öğretmenlere bu mesleki konuların ötesinde sorulan sorularla ilgili şöyle bir yanıt veriyor. Hata yaptık. Bu sene bunlar olmayacak. O sorular sizi rahatlatmak için soruldu. Yani mülakata gelenleri rahatlatmak için soruluyor. Reis deyince aklına kim geliyor? Çok rahatladım. Oh diyor mülakata katılan belli ki. Biz öylesine soruyoruz ama art niyetli insanlar bunların haberlerini yaptılar diyor. Şimdi mülakatta büyük sıkıntı yaşayan gençlerimiz az önce haberde takip ettiniz. Yazılı sınavda 90, 95, 96, 89 alıp ilk 100'e, ilk 200'e, ilk dereceye girenler mülakatta, bu sözlü mülakatta elendiler. Hayatını sonlandıran, yaşamına son veren, canına kıyanlar oldu. Bu haksızlık karşısında, bu mülakat belası bu kadar hayati, bu kadar önemli. Şimdi iktidar cephesi 20 yıldır uyguladığı mülakatı kaldıracağını ifade ediyor. Ama işte dün Ali Babacan dedi ki yanlış zaman yanlış insan, doğru zaman doğru insan sloganı AKP tarafından kullanılıyor ama Deva ve muhalefet cephesi diyor ki yanlış zaman yanlış insan. Yapacakları, söyleyecekleri, ileriye dönük vaatleri, hiçbir şeyleri kalmadı. Sözleri bitti, yapacakları bir şey yok. Bozan zaten kendileri. O yüzden de bizim söylediklerimizi, bizim vaatlerimizi kopyalıyorlar, yapıştırıyorlar, insanlara anlatmaya çalışıyorlar diye de bir eleştiri var muhalefet cephesinden.